Şu anda Valorant'ta oynanan Master Shanghai turnuvasında en fazla oynanan ajan %66 ile Omen. En yakın rakibi Brimstone ise %11 oranında seçildi. Bunun en büyük nedeni ise Omen'ın One Way'leri. Bugün One Way'in ince bir mekaniğinden ve yaşadığınız bazı sorunların çözümünden bahsedeceğim. İyi seyirler. Bir One Way videosu izledim. One Way atmak istedim ve şöyle bir şeyle karşılaştım. One Way atmana rağmen adam da seni görüyor ve dereceli maçta bu şekilde ölebiliyorsun. Rakibin gözünden de bu şekilde gözüküyor. Hemen bunun size çözümünü göstereceğim. Smoke atarken gözüken şu mavi nokta smoke'un merkezini gösteriyor ve yeşil üçgenin üstünde bırakırsan aşağı doğru süzülüyor ve duruyor. Mavi noktayı üçgenin altına getirerek manuel olarak smoke'u duvarın içine koymuş oluyorsunuz. Böylece one way'iniz çok daha etkili oluyor. Biz smoke'u bu şekilde attığımızda biz onların ayağını görebilirken onlar bizi hiçbir şekilde göremeyecek. Rakibin gözünden de hiçbir şekilde gözükmüyoruz. Karşılaşabileceğiniz diğer bir sorun ise smoke attınız, bekliyorsunuz ve smoke daha düşmeden rakip pikledi, öldünüz. Bunun da çok kolay bir çözümü var. Smoke düşerken hızlıca sol tarafa geçmek. Smoke düşerken sabit kalmayıp hızlıca hareket etmek. Ascent'teki A main smoke oyundaki en fazla kullanılan one way olduğu için üstüne biraz düşerek anlattım. Diğer smoke'ları daha hızlı geçeceğiz. Müthiş bir one way, inanılmaz bir dikkatsizlik. Mutlu rakibini de gördü ve koşa koşa vurmaya devam ediyor. Orta gelen kişiler için kullanabileceğiniz bir one way var. Lambanın üstüne smoke attıktan sonra bu pozisyonda bekliyoruz. Hiçbir şekilde rakip bizi göremiyor. Aynı smoke site'dan da atabilirsiniz. Yine çok güçlü bir smoke. Hiçbir şekilde gözükmüyoruz. Bir de buradaki kapının üstüne attığımız bir smoke var. Bu smoke'la bahçe savunmasını çok güçlü bir şekilde yapabilirsiniz. B'ye geldiğimizde standart olan bir markete City tarafına smoke'larımızı atarız ve bir anda marketten birisi çıkar ve bizi vurur. İşte bu olayı yaşamamak için attığımız bir smoke var. Markete çok hafif one way olacak şekilde atıyoruz. Smoke'u çok yükseğe atmayın. Bu şekilde smoke attığımız zaman adamların ayağını biz daha önceden görüyoruz. B'deki en güçlü one way ise bu çatıya attığımız one way. Gerçekten de çok güçlü, hiçbir şekilde içeri sokmuyor. Hatta Fnatic Futbolist maçında da bu yapılmıştı. Gördüğünüz üzere önce bir tane CT'ye one way atılıyor. İkinci size bu gösterdiğim çatıya one way atılıyor. Backside'da iki kişi bu one way'i tutuyor. Ve Fnatic oyuncuları one way olduğu için side'a girmek istemiyorlar. Smoke bitene kadar bekliyorlar. Sonunda da bu side'e Futbolist kazanıyor. 40 saniyenin altına inmek üzere henüz side'a adım atamadılar. Bir de isterseniz B main'i savunmak için böyle bir smoke atabilirsiniz. Onun dışında bu şekilde de bir smoke var. Oyunda aşırı fazla one way var. Ben hepsini bugün size göstermeyeceğim. Sadece etkili olduğunu düşündüğüm smoke'ları göstereceğim. Şimdi diğer haritayla devam edelim. Sunset'te kullanılan bu A smoke main'in kontrolünü almak için kullanılıyor. Ancak dikkat edin, yavaş oynayan oyuncular için sadece etkili. Eğer hızlı bir oyun yapıyorlarsa tekrardan aynı smoke atıyoruz. Ama bu defa skill desteğiyle beraber main'i almamız gerekiyor. En çok kullanılan A'sı Moise side'a girişlerde one way atarak adamları diğer tarafa yönlendirme amaçlı. Zaten buradan biri gelirse one way'den direkt kill'enizi alırsınız. Bir de Omen'la tek başınıza yapabileceğiniz güzel bir oyun var. Taksiyon olduğu tarafa one way attıktan sonra kutunun üstüne teleport atıyoruz ve rakiplerin gelmesini bekliyoruz. Hem bombayı korurken hem de atak yaparken kullanabileceğiniz yine güzel bir şey var. A main tarafına bir one way atıyoruz ve bu şekilde adamların gelmesini engelliyoruz. Benim favori one way'im markete atılan buradaki smoke. Smoke attıktan sonra yalnızca adamların gelmesini bekliyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Şu anda atı kaplanın bulunduğu bu pozisyonda smoke'un alt tarafından gözükebiliyorsunuz. Şu anda da gördüğünüz gibi dunun üstünde ya da açılı bir şekilde oynamak gerekiyor. Yoksa ölebilirsiniz. Buradaki one way'si spike'ı çözerken adamları korumasını zorlaştırmak amacıyla atıyoruz. Adamlar one way'den çıkarken biz de onları vuruyoruz. Bir de backside'ı savunmak için şöyle bir one way var.
Ancak çok güçlü bir one way değil çünkü sağ tarafı bayağı bir boşluk kalıyor. Yine de belki işinize yarar diye göstermek istedim. Split'e geldiğimizde adamları direkt önden karşılamak için böyle bir one way'imiz var. Ama dikkatli olun, adamlar eğilirse bacağınızı görebilirler. Bu yüzden hızlı vurmanız gerekir. Rampayı korumak için de şöyle çok güçlü bir one way var. Gösterdiğim yere attıktan sonra biraz geriden adamların gelmesini bekliyoruz. Bu one way taktiği her harita için geçerli. Spike'ı uzun bir cismin yanına kurduktan sonra üstüne smoke atıyoruz. Ve Spike'ı kuran kişi smoke'un içinde kalıyor. Spirit'teki güzel yanı ise şu. Hem Heaven'ı açık kursanız da kapalı da kursanız bu smoke'u kullanabiliyorsunuz. CT'ye de böyle bir smoke atabilirsiniz ancak dikkatli olun, çok yakında durmayın çünkü aşağıda olduğunuz için sizi görebilirler. Mid'de yine çok güçlü bir smoke'umuz var. O gösterdiğim yere attıktan sonra rakibin gözünden de bakacak olursanız hiçbir şekilde bizi göremiyorlar. Biz ise onları çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Sunset'te AM'ini skill'lerle aldıktan sonra AM'ı one way ile burayı geri vermemek adına bu şekilde bir smoke atıyoruz. C'yi hem operatörle hem one way ile bu şekilde tutabiliyorlar. Özellikle operatör oyuncularına karşı nasıl kamp edebileceğinizi şimdi size göstereceğim. Sol köşeye gösterdiğim smoke aşağı atma taktiğini kullanarak smoke güzel bir şekilde atıyoruz ve operatörle oyuncunun görüşünü tamamen kapatmış oluyoruz. Sıfır görünüyor. Sen görüyor musun? Ağacı tutmak için yine çok güçlü bir smoke'umuz var. Kapının üst tarafına atıyoruz ve artık buraya giriş imkansız bir hale alıyor. Son olarak çok kullanmasam da ağdaki merdiven tarafını kapatmak için şöyle bir smoke atabilirsiniz. C'de de bombayı kurduktan sonra su tarafına atılan bu smoke gerçekten de çok etkili. Mind'da Brimstone daha çok tercih edilse de güzel birkaç tane Omen One Way smoke var. Bunları da göstermek istedim. Birincisi hamam tarafına atılan şu One Way. Adamlar yukarı çıkarsa ikiniz de birbirinizi göremiyorsunuz. İlerlemek isterlerse sadece siz göreceksiniz. Şuradan bakmaya çalış. Zorla. Görmeye zorla. Bombaya atılan bir one way var ancak söyleyeyim, piksel one way atması çok zor. Eğer üstünde çalışırsanız atabilirseniz çok güçlü ancak dediğim gibi atması oldukça zor. Bir de hamamın girişini verdikten sonra hala savunmak istiyorsanız atabileceğiniz güzel bir one way var. Şu gösterdiğim yere smoke atıyoruz. Bir de long'u uzaktan tutmak için atılan çok güzel bir one ve e-sporda da aşırı fazla kullanılıyor. Bunu da buradaki metal plakaların üstüne atıyoruz. Son olarak bir de long'u side'dan tutmak için atılan şöyle bir one way var. Ancak söyleyeyim, adamın sizi hiç görmemesini istiyorsanız bu gösterdiğim smoke aşağı atma mekanizmasıyla beraber atmanız gerekiyor. Yoksa eğildiklerinde sizi görebilirler. Bir de uyarayım, one way attınız diye adamlar sizi görmeyeceğini zannetmeyin. Onlar da yeteri kadar uzaklaşırsa sizi görmeye başlayacaktır. Çünkü one way'in çalışma mekaniği smoke yakın olan kişiye dezavantajlıyken uzaktaki kişi avantajlı oluyor. Smoke'un alt tarafından görebiliyorlar. Hatta bunu e-sporda da görebiliyoruz. Icebox ve Breeze'de Omen oynanmadığı için oradaki one way'leri koymadım. Map'ler güncellendiğinde videonun yenisini çekeriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.